Dönem var. Şimdi birçok öğrencinin sorduğu şey şu. İngilizce problemini nasıl halledeceğim, nasıl aşacağım? Çünkü İngilizce bence kitap okuyarak da öğrenebilirsiniz. YouTube'dan ücretsiz videolar izleyerek de öğrenebilirsiniz. Spotify'dan listeninglerle de kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani aslında İngilizceyi öğrenebilmeniz için ben çok fazla alan ve çok fazla fırsat olduğunu da düşünüyorum. Ama araştırmalar bize şunu gösteriyor. İngilizce, yani illa yurt dışında öğrenilmiyor ama kendi ülkenizde, yani ana dili Türkçe, Almanca, Fransızca, İtalyanca olan bir ülkede 8 ayda öğrenilecekken, 8 ayda geliştirilebilecek bir süreç, yurt dışında o ülkede, o dilde konuşulan dilin İngilizce olduğu bir ülkede bir ayda öğrenilebiliyor. 8 aylık kat edeceğiniz mesafeyi siz bir ayda yurt dışında kat edebiliyorsunuz. Ama yurt dışında İngilizce öğrenmeye gidiyorum diye de Almanya'ya gitmeyin. İtalya'ya gitmeyin, Fransa'ya gitmeyin. İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya, Amerika veya Dubai'ye gelin. Şimdi biz bugün Dubai'deyiz ama etrafımı fark ettiyseniz sadece uluslararası insanlardan oluştuğunu söyleyebilirim. Etrafımda bu kadar fazla ulusun olması da şuna sebep oluyor. Siz Dubai'de İngilizce konuşmak zorundasınız. Geçen bir öğrencimiz vardı, Hakan. Akşam oturuyoruz. Dedi ki, ya ekmek isteyemedim ya dedi. Ekmek isteyemedim. Ve söyleyemedim ya, ben bu dili burada halledeceğim yoksa başka çare yok dedi. Birçok öğrencim geldiğinde şunu söylüyor ve bu beni çok tatmin ediyor. Ben buraya geldim, hayallerimden çok daha iyiymiş. Neden? Çünkü aslında hepimiz Dubai dediğimiz zaman aklımızda böyle biraz daha Arap mı vardır? Acaba işte başka uluslu insanlar yok mudur, şu mudur, bu mudur? Farklı endişelerimiz oluyor. Ama buraya geldiğinizde göreceğiniz bir tablo var ki burada çok uluslu insanlar olduğu için aslında farklı kültürleri de tadabiliyorsunuz, keşfedebiliyorsunuz. Beyazların birçoğu İngiliz ve Ruslardan oluşuyor. Bir kısım insan Amerikalı, Kolombiyalı var, Meksikalı var. Amerikalı deyince el sallandı. Biz Türk'üz kardeşim. Evet, ya burada böyle sahilde yürümek de çok keyifli. İnsanlar paraşütlerle atlıyorlar. Orada jet ski sürüyor. Hatta böyle şey var yani. Görüyorduk ya sürekli. Mesela polis arabasıyla jet ski yapmışlar. Polis arabasıyla suda gidiyor. Ferrari'ler var. İleride Ferrari kiralayabiliyorsunuz. 3-4 arkadaş dil eğitimine buraya geldiğinde bence Ferrari kiralasın. 1 saat de olsa en azından. 1 saatlik Ferrari yaklaşık 100 dolar civarında değil mi? 100 dolar civarında yani. 4 kişi binasın yani. 4 kişi bence de yani Ferrari'den bahsediyoruz. Lamborghini ya da Porsche'a da binebiliyorsunuz. Hani orada tercih size kalmış. Bugatti mi? Bentley. Ne? Bentley. Bentley. Ben bilmiyorum mesela. Fakirler konuşmasın artık. Bildiğim markalar belli. Bir yere kadar gidebilir. Onun dışında ben, yani Dubai'yi aslında hep böyle çok pahalı bir ülke diye anlatıyorlar. Herkes ama herkes. İşte Dubai'de dil eğitimi de pahalıdır. Biz diyoruz ki okullar pahalı değil, diğer ülkelerden uygun. Diyor ki o zaman yaşam pahalıdır. Ben de hani Dubai biraz daha lüks içerisinde olduğumuz için pahalı olabileceğini düşünüyordum. Ta ki buraya gelene kadar, biz buraya gelirken İngiltere'deki arkadaşlarımız bize sürekli şey dediler. İşte iPhone'lar orada daha uygunmuş, 200 pound daha uygun, gidin işte oradan iPhone alın ve gelin. Biz şu anda böyle yeteri kadar iPhone aldık, başka iPhone istemeyin bizden ama yani burada iPhone'larımızı doldurarak gidiyoruz. Burada şirketlerden vergi alınmadığı için aslında uluslararası öğrencilerin burada çalışabilmesinin en büyük avantajı da o bence. Çünkü siz uluslararası öğrenciyseniz şirketler sizden vergi almıyorlar. Yani işte öğrenci olmanıza gerek yok. Uluslararası insanlar için aynı durum söz konusu. İngilizcenizin çok iyi düzeyde olması gerekiyor kendi alanınızda çalışabilmek için. Ama diyelim ki kafede, restoranda çalışıyorsunuz. O zaman İngilizcenizin çok çok üst düzeyde olmasına gerek yok. Ya ben niye çalışmanın altını çizmek istiyorum sürekli? Çünkü
Ya İngilizce öğrenmek için kitaplara ihtiyacınız var. Sosyalleşmeye ihtiyacınız var. Dışarıda arkadaşlarınızla görüşmeye ihtiyacınız var. Doğru. Ama bir de üstüne pratik yapmak zorundasınız. Çalışırken aslında birazcık İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Yani adam senden işte mesela bir bardak su getir diyor. Böyle alıp gibi bakarsan İngilizce konuşamıyorsun. Diyorsun ki Allah'ım ben niye hani konuşamıyorum? Öğrenmek zorunda kalıyorsun. Boş boş kalınca evet hakikaten öğrenciler bizim gördüğümüz şey şu. Ya yani okula gidiyoruz. Aynı yurttayız öğrencilerle birlikte. Okula da beraber gideceğiz. Biz mesela o dersler bitiyor. Değil mi? Ya yani dersler bitiyor. Herkes böyle tak yurtla yurdun servisiyle geri dönmüş. Bir dönüyoruz. Yurdun otoparkında takılıyorlar. Türkler gene birbirini bulmuş. Sonra diyor ki işte burada Türk var. E bir tane, beş tane Türk var. Beşini de bulmuşsun. Hepiniz beraber kuzu kuzu takılıyorsunuz. Ya yani en güzeli şu, okulun yurdunda uluslararası öğrenciler de var. Yani GBS'in yurduyla bir aradasınız. Ve biz mesela geçen bir öğrencimizin başına bir hani rahatsızlandı. Hemen şey oldu. Şu numara, 216 numaradaki hemşire şunu çağırın falan. Kız geldi. Öbür doktor çağırıyor falan. Hepsi de öğrenci bunların. Bence çok eğlenceli yani, aslında tabii hani rahatsızlanmak falan kötü, istiyorsanız direkt birini de çağırıyorlar ama yani o kadar farklı insanla çalışıyorsunuz ki, işte business alanında çalışan, işte başka finansla ilgilenen üniversite öğrencileriyle bir arada olmak çok iyi. Bir de benim GBS'de fark ettiğim şey şuydu, yani ESOV'da aslında GBS'in öğrencileri gecede çalışıyorlar. Bizim bir Fırat abi var mesela, o da diyor ki ya iş başvurusuna bulunmuş okula. Yani diyor ki konaklamasını ücretsiz de getiriyor. Gece burada oturuyor sadece diyor. Öğrencilerle lak lak konuşuyor. İşte kendi ana dillerinde öğrencilerin problemlerini çözüyor diyor. O tarz bir işte bile çalışabilirsiniz. Yani hani sadece şey değil, illa kafeye gideceksiniz, restorana gideceksiniz gibi bir durum söz konusu değil. Böyle işte kaldığınız yurtta bile öğrencilerin mutlaka ihtiyacı oluyor. Gönül ister ki keşke hiç kimsenin ihtiyacı olmasın. İngilizce bir translate, yani kendi ana dilinde bir translate. Çünkü oradaki insanlar İngilizce biliyorlar ama... Değil de sanki İngilizceyi konuşmaya çalışırken, yani İngilizceyi öğrenme sürecinde aslında çalışmak daha avantajlı hale gelebiliyor. Ya tabii ama ben şeye de katılıyorum. Yani işte mesela dolar euro aldı başını gitti. Öğrencinin de harçlığını çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bütün programlar birbirine amorti ediyor. Tabii ki illa para kazanmak motto olmamalı. Çünkü siz zaten İngilizceyi bilmiyorsunuz. Yani amacınız, tek motivasyonunuz para kazanmak olsa bile zaten kazanamazsınız. Çünkü İngilizce öğrenememişsiniz. Ama tabii biz bunu söyleyince öğrenciler şunu söylüyor. O zaman İngilizce öğrenip mi geleyim? Onu da zaten öğrenseydin bu yaşa voleybol kadar öğrenmiş olurdun. Evet, burada plaj voleybolu var. Hemen göstereyim. Ya öğrenmiş olan insan bence bu yaşa kadar öğrenirdi. Bugün bu videodaysan demek ki İngilizce öğrenmemişsin. Öğrenmediysen bence bugün bir adım atmanın vakti geldi. Şurada jestik ile falan eğleniyorlar. O adımı at, Dubai'ye yanımıza gel. Bekliyoruz.